İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tabii kolay değil, iyi bir akşam da değil galiba. Somut olanlar evimizi derinden üzüyor. 300 işçimiz şu anda toprak altında kurtarılmayı bekliyorlar. İnşallah kurtarılmayı bekliyorlardır da demek gerekiyor. Yine bir maden kazası sonucu. Soma'da 300 işçi yer altında. Böyle bir günde program yapmak yapmamak kararını açıkçası veremedik. Çünkü Soma'da olan bitenleri de aktarmak lazım. Türkiye'ye, yakınlarına, sevenlerine, merak edenlerine. Programın sırasında da sık sık herhalde Soma'ya bağlanıp bununla ilgili gelişmeler var ise, olumlu haberler var ise sizlere aktaracağız. Gelelim teke teke. Evet, keyifsiz bir akşama teke teke yapacağız ama umarız teke tekte umduğunuzu bulursunuz. İyi bir sohbet olur. İki bölüm halinde bu akşam yine programımız. Birinci bölümde Yaşar Kaya konuğumuz. Eski DEP Genel Başkanı. DEP kim derseniz bugün HDP diye bildiğimiz sürekli olarak isim değiştirerek devam eden Kürt Siyasal Hareketi'nin kurmuş olduğu partilerden bir tanesiydi. Yaşar Kaya da genel başkanıydı ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve hemen hemen 20-21 sene kendimi sürgünde yaşadıktan sonra yakın zamanda Türkiye'ye geri dönebildi kendisine tutuklanmama garantisi verilmesinden sonra. Programın ilk bölümünde konuğumuz Yaşar Kaya olacak. Hem Kürt hareketiyle ilgili deneyimini aktaracak. Çünkü Özgür Gündem Gazetesi'nde aynı zamanda kurucularından ilk sahibi diyebiliriz. Bunları anlatacak. Bugün Kürt hareketi nasıl buluyor? Barış süreci nasıl değerlendiriyor? Öcalan'daki son dönemdeki değişimleri nasıl yorumluyor? Bunları tartışacağız, konuşacağız Yaşar Bey'le. İkinci bölümde ise yardımcı doçent doktor Korkut Ulucan konuğumuz. Genetik bilimci. Çok ilginç şeyler anlatacağını umuyorum. Sizin de ilginizi çekecektir, herkesin ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Niye? Erken genç ölümlerinin genetik faktörle bağlantısı ve bunların önceden tespit edilip edilemeyeceği, edilmesi halinde ne gibi önlemler alınmasının genetik olarak bulunup bulunamayacağını anlatacak. Kim hangi sporu yapmalı, kim hangi mesleği seçmeli, sporda yapacağınız sporun yanı sıra o sporda hangi mevkide, hangi rolde olmanız gerektiğini bilimsel olarak bulabiliyorlar. Bunu anlatacak nasıl olduğunu. Bunun dışında da tarımsal üretimde genetik biliminin önemini ve tarımsal üretimin genetik vasıtasıyla nasıl katlanabileceğini anlatacak. Böyle genetiğiyle oynanmış şekilde, o tehlikeli olan şekilde değil, normal, düzgün bir genetik yönlendirmeyle bunun nasıl yapabileceğini de anlatacak. Programın ikinci bölümünde yardımcı doçent doktor Korkut Ulucan. Yaşar Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi son gördüğümde sene 1999'du. Roma'daydık. Biz Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İtalyan askeri hastanesinin önünde Türk gazeteciler bekliyorduk. Siz de Öcalan'la görüşmek için hastaneye gelmiş ve içeri girmiştiniz. Evet. O günden beri sizi görmedim. Kaç yıl geçti yurt dışında? 21. yıla gidiyoruz. 21 yıl. Yani 21 yıl, evet. 93'ten bugüne. Evet. Neydi hakkındaki suçlama? Niye yurt dışında kalmak? Şimdi o dönemi iyi hatırlamak lazım. Kurşunlar havada uçuşuyordu. Fail meçhuller her gün bir haber alınıyordu. Kurduğumuz gazeteden 18 ayda ben 24 cenaze kaldırdım. Musa Anter'in cenazesi dahil. Gazete bombalandı. Tansu Çiller'in ölüm listesinde ben ikinci sıradaydım. Birinci sıradaki arkadaşımız Behçet Cantürk zaten öldürülmüştü. Beni öldürecekleri %100'dü. Ben onun için bir fırsat bulup yurt dışına kaçtım. Yoksa beni de öldüreceklerdi. Ölmemek için gittim. Için gittim, evet. Ve gittiğime iyi yaptım. İşte 20 yıl daha hayatta kaldım. Yaşadım. Mahkeme şimdi karar aldı. Biz 3 kişinin tutuklama emrini geri aldı. Ben de çıktım geldim. Mahkemeye gittim, ifadeye verdim. Sürgünde Kürdistan parlamentosunu her zaman savunacağımı söyledim. Hangi şartlar altında gittik? Bizim artık Ankara'da politika yapma imkanımız kalmamıştı. Onun için biz yurt dışındaki Kürtler birleştik. Kazakistan'dan tut da Amerika'ya kadar 65 kişilik bir parlamento kurduk. Bu parlamento iyi işler yaptı. Kötü bir şey yapmadı. Kürt kültürüyle ilgili, siyasetiyle ilgili, diplomasisiyle ilgili
birçok devleti aydınlattı. Yani Kürdistan tarihinde yapılmış en önemli çalışmalardan birini yaptı. Ben de onun içinde olduğum için, başında olduğum için gurur duyuyorum. Mahkemede söyledim. Bütün faaliyetler benim imzam altında olmuştur. Ve biz hiçbir kötü şey de yapmadık. Onu belirtmek isterim. Peki, Kürdistan parlamentosu kötü bir şey mi? Kötüden kasıt nedir mesela? Şimdi Türkiye'de sürgündeki Kürt parlamentosu Türkiye'yi bölmek isteyen bir unsur olarak görüldü. Ve Türkiye'nin bölünmesinin temelini hazırlayan bir Kürtçü grup olarak görüldü. Türkiye'yi bölmek miydi hedefiniz? Hayır, böyle bir hedefimiz yoktu. Bu yanlış anlaşıldı. Sürgünde Kürdistan parlamentosunu meydana getirenlerin içinde 10 tane depli vardı. İslam hareketi vardı. Yezidi birliği vardı. Aleviler vardı. Tek tek şahıslar vardı. Bağımsız şahıslar vardı. Biz Kürt sorununu dünyaya anlatmak için faaliyette bulunduk. Türkiye'nin aleyhine sarf edilmiş bir tek kelime yok. Peki, hemen geçmiş dönmek istiyorum. Evet. Özgür Gündem. Evet. Türkiye'de pek çok Kürtçe yayın yapan veya Kürt siyasi hareketini savunan gazete çıkarılmak istendi. Evet. Bunların kimileri kısa süreli, kimileri biraz daha uzun süreli başarılı oldular, ayakta durdular, kimileri duramadı. Özgür Gündem ise o gün bugündür hala ayakta. Evet. Epey bir de badire atlattı. Evet. Tanıdığımız çok insan da o gazetede çalıştı. Evet. Yani bugün akşam gazetesinin başındaki eski AK Parti milletvekili Mehmet Ocak'tan bir dönem gazetenizdeydi. Bugün Kürt hareketinin içinde olan ama şimdi artık AK Parti'ye daha yakın duran Muhsin Kızılkaya sizdeydi. Gazetedeydi. Güney Aslan vardı. Merdan Yanardağ vardı. Evet. Ki bugün evet. Ulusal çizgide olduğu varsayarak Ergenekon'dan dolayı kullandı. Doğu Perinçek'in arkadaşlarından 10-11 kişilik bir vardı. Grup vardı. Ve bu gazete özelliği olan bir gazete. Aykırı bir gazete. Babali dışında çıkan bir gazete. Bu gazetenin bir hedefi vardı. Devlet Güneydoğu'daki bizim Kürdistan dediğimiz, onların Güneydoğu dediği bölgede silahlı mücadeleye bu terördür diyorlardı. Biz bunun ulusalcı yanı olduğunu, bir defa meseleyi Kürt halkının önüne, Türk halkının önüne ve dünya kamuoyunun önüne koymak için bu gazete çıktı. Bu gazete Musa Anter katledildiği hafta 55 bin net satıyordu. Kürdistan'a kamyonlarımızı sokmamalarına rağmen. Bu gazetenin bir başka özelliği daha var. O da Cumhuriyet döneminde ilk defa Kürtlerin eline bir fırsat geçti. Kürtler Türk solunun 6 fraksiyonunu kendisini bu gazetede ifade etme imkanı tanıdılar. Ben bilhassa bu arkadaşlarla hep temastaydım ve bundan da mutluluk duyuyorum. Peki siz gazetenin sahibi görüyordunuz siz. Evet. Sahibi siz miydiniz hakikaten? Sahibi bendim çünkü %25'i benimdi. Merak edilir. PKK'nın da yatırımı vardı. Ondan sonra başka bir iki arkadaşımızın... PKK'nın da yatırımı vardı yani işin içinde. Vardı, evet. Hı-hı. Vardı. Ve onlar ilgilenmiyorlardı. Yatırımı yapmışlardı. İş tamamıyla bana bakıyordu. Ben de... Behçet Çantürk gibi %5 hissesi vardı galiba. Bana devretti onu noterden. Hı-hı. İlk toplantıda dedi ki ben bu işten anlamıyorum... Yaşar abiye hissemi devrediyorum ve bir daha da bu toplantıya gelmeyeceğim. Çünkü öylelikle benim hissem %30 oldu. Özgür Gündem gerçekten bugün de ciltlerini açıp baktığımız zaman müthiş bir kültür koleksiyonunu görüyor insan. Kürdistan tarihinde çıkmış efsane bir gazeteydi. Peki o gün mesela Özgür Gündem çatısı altında toplanmış özellikle sol fraksiyonlarla beraber kimi Mao'cu, kimi Marksist, kimi Leninist fraksiyonlarla bugün baktığınız zaman Kürt hareketi yollarını ayırmış durumdalar. Niye? Ne değişti? Şimdi, ne oldu? Şimdi o dönemde nefes almak için Özgür Gündem'de olmak ve çalışmak gerekiyordu. Resmi ideolojiye muhalif olan İlerici, demokrat, dediğiniz gibi Mao'cu, Stalinci, fikri ne olursa olsun bir yakın arkadaşımız özgürlük havası içinde çalışıyordu, yazılarını yazıyordu. Bizim gazetede bir tek gün bir sansür
olayı olmadı. Böylelikle gerçekten Babali'de isim yaptı bu gazete. Bugün bu gazeteden çalışıp Avrupa'da televizyonlarda çalışan Kürtler var. Burası bir okul vazifesi gördü. Sonra Irak'taki bugün Kürt gazetelerinde ve televizyonlarında çalışan arkadaşlar da buradan yetiştiler. Böyle bir şeyi oldu, böyle bir ekolü oldu. Peki sonra gazete bombalandı. Evet. O zaman mesela ne gibi tehditler, neler vardı? Yani nelerden ürküyordunuz o günlerde? Bunlar çünkü gizli bir şey değildi yani. Özgür gündeme, devlet arası bir problem vardı. Çok özür dilerim, Somali'ye ilgili bir gelişme var galiba. Onu hemen kesmek zorundayım. Şu anda Ocak'taki kardeşlerimizle ilgili çıkarma çalışmaları devam ediyor. Bir kısım çıkan kardeşlerimiz var. Diğerleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Temennimiz odur ki diğer kardeşlerimizi kurtarabilme imkanını yakalarız. Tabii tüm ailelere, ölen kardeşlerimin ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralıların yine ailelerine aynı şekilde sabırlar temenni ediyorum. Haberi alır almaz bölgedeki tüm birimlerimizle kurtarma çalışmalarımız başlatılmış durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız çalışmaları yerinde koordine etmek için ekibiyle Balıkesir ve Manisa milletvekillerim aynı şekilde şu anda onlar da yoldalar. Bölgeye intikal ediyor. Ve mahsur kalan işçilerimizin kurtarılması için de AFAD başta olmak üzere aynı şekilde kömür işletmelerinin kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler ve gönlümüzü ferahlatacak haberler almayı ümit ediyoruz. Değerli kardeşlerim, 19. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda dereceye giren habercilerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Başarıyı ödüllendirmek, kaliteyi, gayreti, emeği takdir etmek için böyle bir... Evet, o günkü baskılardan nasıl bir ortamda çalışıyordunuz, neler vardı üstünüzde? Şimdi biz ölümü unutmuştuk. Bu gazetenin çıkması gerekiyordu. Onun için kimse öleceğim filan gün filan saatte böyle bir şey hesaba katmıyordu. Nitekim dediğim gibi 18 ayda 24 cenaze kaldırdık bu gazeteden. Musa Anter'in cenazesi dahil. Yani Musa Anter gibi Türkleri ve Türkiye'yi çok seven, feylezof, tarihçi, babacan, halkçı bir insana kıydılar. Onun için ölüm kurşunları kol geziyordu. Her an için bizleri öldürebilirlerdi. Cinayetler işleniyordu. Gazetede tehdit yağıyordu. Bana tehdit yağıyordu. Bana bir sürü tertipler yaptı. Ben birçoğundan yara almadan kurtuldum. Belliydi ki bu gazeteyi söndürmek için Yaşar Kaya'yı da öldürmek lazım. Ondan sonra da bombalayıp yerle bir etmek lazım. Onlar bu şekilde yürüdüler. Ben bombardımandan bir ay önce yurt dışına çıktım. Ve kendimi kurtardım. Türkiye'de kalma imkanı kalmamıştı. Ankara'da politika yapma imkanı kalmamıştı. Cenaze için 4 Eylül'de Mehmet Sincar'ı öldürdüler. 16 Eylül'de beni tutukladılar. Ben 3 ay tutuklu kaldım. Tahliye oldum. Köşke gittim 3 defa cenazeyi kaldırmak için. Yine genel merkezi kana buladılar. Böyle bir ortam vardı. En iyisi çekip gitmekti. O da bir kurtuluştu.
Ve gittiniz. Peki şimdi o günlere geri dönersek. Bana sorarsanız Türk siyasi tarihinin en cesur adımlarından bir tanesini Erdal İnönü atmıştı. Evet. HEP'le SHP'nin bir seçim işbirliği yaparak aynı çatı altında meclise girmesi bana göre Türk siyasi tarihinde bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği ölçüde önemli bir adımdı. Ve böylelikle Kürt siyasal hareketi ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etiyle, varlığıyla temsil edilme imkanı bulmuştu. Şimdi ben hep şunu düşünürüm. O gün bir kürsüde 5 dakikalık bir mesaj verilmek veya bir anlamda belki bir 5 dakikalık bir şov uğruna çok güzel olabilecek, belki zaman içerisinde olgunlaşabilecek bir ortam heba edildi diye düşünmüşümdür ben. Siz ne düşünürsünüz bununla ilgili? Şimdi siz haklısınız böyle düşünmekte. Heba edilmiş bir şey yok. Bakmayın siz, onlar hep milletvekillerini hiçbir zaman hazmedemediler. Mesela bir Kürdistan konferansı yapıldı Paris'te. Oraya dinlemeye giden 3 milletvekilini, CHP milletvekilini ihraç ettiler. Bunu protesto eden 5-6 arkadaşımız da istifa etti. Biz HEP'i kurmuştuk o zamanlar. Ben İstanbul'daydım. Biz Ankara'ya gittik. Arkadaşlara dedik ki ne düşünüyorsunuz? Madem SHP'den ayrıldınız, biz bir parti kurmak istiyoruz. Siz de var mısınız? Varız dediler. Hep öyle kuruldu. Evet. Yani onların SHP'den istifa etmesinden sonra kuruldu. Biraz bugüne gelmek istiyorum. BDP bana sorarsanız Türkiye'deki iyi siyasi kadrolara sahip partilerden bir tanesi. Evet. Özellikle ben BDP'nin genel başkanını hakikaten çok başarılı buluyorum. Söyledikleriyle, tavrıyla, duruşuyla, siyasete bakış açısıyla çok başarılı. Ama siz benim gördüğüm kadarıyla, benim değerlendiğim kadarıyla diyeyim, gördüğüm kadarıyla belki yanlış bir cümle olabilir. Siz BDP'yi, BDP içerisinde siyaset yapan bazı isimleri, mesela Gültan Kışan'a çok ağır eleştiriyorsunuz. Nedir BDP'de size göre yanlış olan, nedir doğru olan? Şimdi ben yanlış olanı söyleyeyim. Gülten Kışanak gazetede bizimle birlikte çalışan bir arkadaşımızdı. Evet, evet. Ben personelim olarak onun kapasitesini, ne iş yapabileceğini gayet iyi biliyorum. Şimdi Gülten Kışanak'ı parti başkanlığından alıp Diyarbakır'a belediye başkanı yapmanın bir anlamı yoktur. Diyarbakır 6 tane milletvekili çıkarıyor. 6'sı da Kürt değil ve Diyarbakırlı değil. Birçoğu Rumeli göçmeni. Bu halkı da incitiyor, beni de incitiyor. Mesela Ertuğrul Kürkçü'nün babası, buradan açık söylüyorum, pardon, dedesi Kürt katliamcısı. Hem Koçkiri'de hem Diyarbakır'da. Bu adamın Kürtlük vadisinde ayak izi yok. Kürtler için katlandığı bir bedel yok. Bunu getirip milletvekili yapmanın anlamı yok. Çocuklar dedelerinden suçlu. Hayır, suç için söylemiyorum bunu. Yani bu devletin bir geleneği var. Devletçi ol, ister çağcı ol, ister solcu ol, sana sahip çıkıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunlar hep devletçidirler bunlar. Bu tip hatalar yapıyorlar. Mesela Osman Baydemir'i alıp Urfa'ya göndermek, Osman Baydemir'i öldürmektir, harcamaktır. Osman'ın oradan kazanamayacağı gün gibi açıktır. Ama Diyarbakır'da her zaman yüksek oyla seçilen bir arkadaşımız. Bunu almanın anlamı yok. Şimdi şöyle bir manzara çıkıyor. Bir adım ileri giden herkesi budarsanız bu hareketle ilgili hiçbir Kürt aydını kalmaz ve nitekim de bugün kalmamıştır. Selahattin Demirtaş'ı parti başkanlığından istifa etmesinin sebebi bir baskıdır. Hoş bir şey değil. O baskıdan dolayı istifa etmiştir. Ben baskının nereden geldiğini gayet iyi biliyorum. Peki bunları böyle budarsanız bu işleri kim yürütecek diye ben soruyorum. Diyarbakır'da milletvekili yapacak Tarık Ziya Ekinci var, Tahsin Ekinci var, Mehdi Zana var, Pertev Işık var. Yığınla sayabileceğim Kürt aydını arkadaşımız var. Siz bu hataları niye yapıyorsunuz? Niçin yapıyorsunuz? Peki yani şimdi BDP içerisinde veya HDP içerisinde bir Türk aydını, bir Türk solcusu olamaz mı? Hayır, olur. Başımızın üstünde yeri de vardır. Ama emeğine bakmak lazım. Ne yapmıştır? Nereden gelmiştir?
paraşütle getirip başa kondurmanın hiçbir anlamı yoktur. Emeği yok. Yaptığı bir şey yok. Mesela bunlardan bir tanesi de Sırrı Süreyya'dır. Yok mudur emeği? Onda emeği yok mudur? Kürt Vadisi'nde emeği yok. Ama solcu bir arkadaşımız, sevimli, yerel bir şiveyle konuşuyor. Onunla ünlendi. Bir şey dediğim yok. Ama parti yönetimi bütün bunları göz önüne almalı. Ben hangi vilayetten kimi milletvekili yapmalıyım? Ama mesela Sırrı Süreyya partiye güç kattı. Çünkü İstanbul'da gösterildi. Çok da potansiyel yarattı İstanbul'da. Evet, ona bir şey demiyorum. Bu tip solcu arkadaşlarımız elbette ki olacak. Peki Yaşar Bey, şimdi mesela Gülten Hanım'la ilgili söylediğiniz, şimdi Gülten Kışan'a ben atıyorum, çok da ne diyeyim, aramızda bir takım sorunlar olsa bile benim de beğendiğim bir siyasetçi. Şu fikir doğru mu? Ben onun çocukluğunu bilirim. Şimdi bu o zaman şey oluyor, kimse kendi köyünde peygamber. Yani benim yanımda çalışıyordu ben, ama 21 senede kendini geliştirmiş ve burayı hak etmiş olamaz mı Gülten Hanım? Şimdi geliştirmiş olabilir. Ben yakından da izliyorum. Çünkü bunlar bizim eski çalışma arkadaşlarımız. Şimdi yeni yüklerin altına girmişler. Ne derece başarılı oluyorlar diye biz bunların hepsini izliyoruz. Hı hı. Kendisini geliştirmiş de olabilir. Bu yükü kaldırmış da olabilir parti başkanlığı döneminde. Ama o da tufana uğradı. Yani Sırrı Ağrı'ya belediye başkanı yapılması gibi. Git bir odada otur, Ankara'da politika yapma demektir bu. Sırrı da bundan çok memnun değil zaten galiba. Sırrı da bundan çok memnun değil. İşte bu tip hataları biz görüyoruz. Şimdi siz diyorsunuz ki, Türk devletine ve Türk hükümetlerine diyorsunuz ki, demokrasi getirin. Demokrasi getirin, meseleler genişliğine tartışılsın. Ben de Kürt meselesini savunayım. Kürt meselesini dayanarak Kürtlere bazı şeyler isteyeyim. Kürt kitlesini, Kürt halkını mutlu edeyim. Bunu istiyorsunuz devletten. Ama kendiniz demokrat değilsiniz. Kimseyi konuşturmuyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir Kürt hareketi olabilir mi? Ben 52 yıldır bu meselenin içindeyim, önündeyim, arkasındayım, göbeğindeyim. Ama bağımsızlığımı muhafaza ettim ve hiçbir zaman beynimi kimseye kiralamadım. Ben de çalışıyorum. Gazetede büyük başarımız varsa gerçi hepimizindir. Ben o gazetede büyük emek verdim. DEP başkanlığında yine öyle. Bırakın bu emekler bir yere doğru aksın. Yaşar Bey, bu söylediğinizden benim anladığım şu. Siz aslında galiba Öcalan'ı tutumuna yaşıyorsunuz. Yani Öcalan partinin kendi ayakları üzerine durmasını, partinin yeni kadrolar çıkarmasını, bu kadro içerisinden yeni nesil bir Kürt siyasetçi grubunun gelmesini engelliyor mu diye düşünüyorsunuz? Engelliyor, evet. Engelliyor. Bütün bu kararlar engeldir. Bir de ben onu yakından tanıyorum. 3 defa Şam'da misafiri oldum. 2 defa Roma'da bir araya geldik, görüştük. Bu tip şeyleri, yani tek parti dönemi bütün dünyada tarihe karışmıştır. Anlatabiliyor muyum? Kürt hareketi demokrat olmalı. Kürt hareketi tahammülü olmalı. Böyle şey olur mu? Yükselen, yücelen bir arkadaşımıza omuz vermemiz gerekir. Bir Kürt partisi var mecliste. Bu partinin elbette ki eksiksiz bir demokrasi ayağı olma gibi bir görevi var. Ya diyorsun ki BDP önce kendince demokrat olsun ki sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden demokrasi talep etsin. Demokrasi istesin. Haksız mıyım bilemiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Evet, onu söylüyorum. Onun için de eleştiriyorum. Yani size göre o zaman Öcalan Kürt halkının milli şefliğine soyundu ki bu kabul edilir bir şey değil. Efendim şudur. Dönem dönem halkların çıkardığı liderler vardır. Liderlikler vardır. Ama bunu hazmetmek, bunu büyütmek, toleranslı olmak, demokrasi istemek. Kendisi ilk ifadesinde söyledi, televizyonda söyledi. Biz diyor 15 bin kişiyi iç infazlarla şöyle yaptık, böyle yaptık. Örgütün yapısını yapıyor. Evet. Şimdi senin örgütün, partin beni bu bakımdan bağlamaz. Ben ne istiyorum? 50 yıldır bağırıp çağırıyorum, yazıyorum, hapse giriyorum, çıkıyorum.
Ben bu yaşa gelmişim, 18 tane hapishane, 6,5 yıl cezaevi ve 3 sürgün görmüşüm. Bu üçüncü sürgünüm benim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi peki bu emekler nereye gidiyor? Ben bu pastadan pay kapayım, milletvekili olayım gibi bir düşüncem yok. Düşüncem olsa başka şey yapardım. DEP'in kuruluşunda Kemal Burkay'ın partisiyle senin partin bir araya geliyor. İki parti, 13 örgüt Ankara'da karar veriyorlar. Bu dönemde bu partiyi Yaşar Kaya götürmeli. Neden? Demokrattır. Herkese mesafesi eşittir. Şudur budur. Bu geçiş dönemini o götürsün. Gelip beni gece yataktan kaldırdılar. Ya Kürt Enstitüsü burada, gazete burada benim. Ben gazetede 3 gün çalışıyorum. 4 gün genel başkanlık için partiye gidiyorum Ankara'ya. Şam'da kendisine söyledim bunları. Bir türlü yakamı bırakmadılar. Tamam yaptık. DEP döneminde iyi şeyler yaptık. İyi şeyler oldu. Köşkle münasebetlerimiz gayet iyiye gitti. Şu oldu, bu oldu. Ta ki ölümler vuku buluncaya kadar. Herhalde o dönemde böyle bir partiyi idare etmek çok da kolay bir iş değildi. Peki dediniz ki, şimdi başta dediniz ki bu bir terör hareketi değildi. Bu Kürt halkının kendi sesini duyurma, taleplerini duyurma hareketi. Fakat bir yandan baktığınız zaman da şimdi eleştirirken diyorsunuz ki işte Öcalan'ın kendi itirafı var. Örgüt içi infazlarla 15 bin kişiyi öldürdük diyorlar. Bu normal mi ki? Bu demokrat bir hareket olarak algılanabilir mi? Hayır, normal bir hareket değil. Demokrat bir hareket hiç değil. Şimdi Güney Afrika'ya bakıyoruz. Güney Afrika'nın çıkardığı bir lider var. Mandela. Mandela. Anlatabiliyor muyum? Mandela'nın avukatını ben Avrupa'ya davet ettim. İki defa benim misafirim oldu. İsa Musa. Onlarla temasımız var. Kürt parlamentosu olarak. Oraya bir din adamı gönderdim. Bütün camilerde vaazlar verdi. Şu etti, bu etti. Şimdi başka halkların liderliklerini de görüyoruz. Şimdi siz bütün demokrat Kürt aydınlarını biçeceksiniz. Sonra kim kalacak geriye? Kim kalacak geriye? O zaman ben kendisiyle Şam'da görüştüm. Birçok noktaya, birçok işe, birçok bilmem neye PKK'nın kadroları kafi gelmiyor. Kendisine söyledim. Dedim ki siz 12 milletvekili vermişsiniz bize. Bir tanesi kalkıp ağzını açıp bir şey söylemedi. Hiçbir işe yaramadılar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gerillanın, dağın eğitimini almış bir adamın parlamenterizmden ne haberi olacak? Hukuktan ne haberi olacak? Toleranstan ne haberi olacak? Mümkün değil. Ha ben bu kulvarda koşuyorum. Kürt kültürünü mağaraların tozlu raflarından çekip çıkarmaya ve herkesin önüne koymaya uğraşıyorum ben. Ben bu kulvarda savaşıyorum. Sen başka kulvarda savaşıyorsun. O hesap seni ilgilendirir. Bu hesap da beni ilgilendirir. Ha ben seni yabana atmadım. Birçok yerde seni müdafaa etmek zorunda kaldım. Amerika'da ben Aslan'ın temsil davetlisi olarak gittim. IPI üyesiyim ya ben. Beni yılın gazetecisi seçmişlerdi işte. Bizim IPI 95'te anlattım. Adamlar soruyorlar. Yaşar Bey, PKK bu silahı nereden alıyor? Dedim ya bunu keşke bir PKK şefine sorsanız. Ben parlamento başkanıyım. Ama Kürt dünyasını ilgilendirdiği için ben cevap vereyim. PKK'nın parası var, her yerden alıyor. Anlatabiliyor muyum? Sen o kulvarın mesulüsün. Ben bu kulvarın mesulüyüm. Ben kendi kulvarımda neler yaratıyorum, hangi değerleri yaratıyorum, nereye götürüyorum belli, ortada. Onun için de bunu savunuyorum. Bir ara vereceğim, devam edeceğiz. Evet. Yaşar Bey, de uzun bir reklamdan sonra devam edelim kaldığımız yerden. Evet. Tam nerede kaldı hatırlamıyorum bile aslında, o kadar uzundu ki reklam. HDP. Şimdi seçimlerden hemen önce diğer partiler kendi adına birleşirken BDP kendi içinde ikiye bölündü. Ve HDP diye yeni bir parti doğurdu. BDP'den de iki kişiyi oraya eş başkan olarak geçirdiler. Ve
Dediler ki biz çok etnik siyaset algısı var BDP üzerinde. Türk soluna da açılmak istiyoruz. Türk solunun çatı partisi olmak istiyoruz diye HDP'yi kurdular. Siz HDP deneyimi için ne düşünüyorsunuz? Doğru bir karar mı, doğru bir fikir mi? Ben doğru bir karar değil, doğru da bulmuyorum. Şimdi öteden beri arkadaşlarımızda şöyle bir fobi var. İşte yürüyebilmek için Türkiye'lileşmek lazım. Türkiye'lileşmek için de ne yapabiliriz? Türk solu işbirliği yapabiliriz. Bu bölünme gücü zayıflatmıştır bana göre. Bence de. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Böyle bir düşünce doğru değil. Öncelikle Kürtlerin potansiyeli olan ve eksiksiz bir demokrasi isteyen bir partisinin ayağı parlamentoda olmalı. Güçlü bir parti ayağı olmalı. Buna gerek var. Peki şu sizi rahatsız ediyor. Beni rahatsız ediyor. Bunu Kürt siyasetçiler de paylaşıyor zaman zaman. Şimdi BDP o kadar etnik bir görüntü veriyor ki dışarıdan baktığınız zaman. Yani HDP deneyimini o açıdan değerli midir acaba diye düşünüyorum. Güç bölünmesi yanlış olmakla beraber. Şimdi mesela söylediğiniz gibi, şimdi bakıyoruz Türkiye'de laiklik konusunda en doğru parti BDP. Yani duruş açısından baktığınız zaman çok doğru bir laiklik duruşu var. Demokrasi açısından baktığınız zaman tamam partinin kendi organizasyonunda dediğiniz hatalar, Öcalan'dan kaynaklanan baskıdan gelen şeyler var ama sonuçta parti içerisinde yine bir demokrasi var. Kadın haklarına en duyarlı parti. Güneydoğu'da kadınların ezilmesine, kadınlara karşı yönelik şiddete karşı sadece Güneydoğu'da Türkiye çapında en net ses çıkaran partilerden bir tanesi. Pek çok açıdan BDP'nin pozitif tarafları var. Ama dönüp de çok etnik siyaset ve terör bağlantısı gündeme geldiği zaman da Türk aydınlarının bile bir kısmı sol kökenli biri olsalar, sola oy veren kişiler bile bu partiden uzak duruyorlar. Bir Türkiye partisi olmak yanlış bir şey mi BDP açısından? Şimdi Türkiye partisi olmak şu demek değildir. Kürt hareketini Türk solunun içinde eritmek demek değildir. Tehlike buradadır. Yoksa tabii kadın hakları bakımından önemli adım atmış bir parti. Çünkü onun tabanındaki kadınların çocukları dağdalar, savaştalar. Çok duyarlı kadın örgütleri var. Bütün onlara ben katılıyorum. Ama gerçekten Kürdi bir parti kendisini muhafaza etmeli. Etnik temel mesele değildir. Benim tabanım budur. Ben bundan kaçamam. Başkalarının da tabanı olabilir. Mesela İslamcılar da Güneydoğu'da büyük çapta oy alıyorlar. Evet. BDP alıyor. Anlatabiliyor muyum? Türk solunun içinde bunu eritmek doğru değildir. Onu doğru bulmuyorum. Peki şimdi Öcalan'ın yeni bir taktiği daha gözlemliyorum. Doğru mu gözlemliyorum bilmiyorum ama Öcalan Güneydoğu'daki İslamcı kesimlerle de barışmak için burada AK Parti'ye giden çok miktardaki Kürt oyunu da belki almak için şimdi İslamcı bir söyleme yönelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde zaten Kuzey Irak'ta bir belki bir haberiniz var bir İslami bir konferans yapıldı. Diyarbakır'da. Bir ayağı da galiba şeyde yapılacak onu şimdi. Erbil'de yapılacak galiba. Galiba. Öcalan'ın bu İslamcılığa doğru kaymasını nasıl buluyorsunuz? Şimdi doğru buluyorum ama gecikmiş bir karar. Bunu 90'lı yıllarda yapmalıydı. Çünkü müthiş halk, Kürtlerin halk kesimleri PKK'nın dine karşı olduğunu söylüyorlardı. Bunu o zamanlar yapmalıydı. Şimdi Kürdistan'da yaşayan nüfusun %96'sı bir defa şeydir. İslam'dır. Bunu zamanında yapmalıydınız. Bu parti elbette ki dine karşı olmamalı. Bu konferans iyi bir adımdır ama çok gecikmiş bir adımdır. Bundan sonra bu konuda daha başka şeyler yapmak lazım. Peki bu PKK, BDP tabanının aslında orijinali varken niye burada olan diyerek AK Parti'ye yönelmesini sağlamaz mı? Hayır. Şimdi seçmen burada bu tercihi yapar.
Benim partim bu. Bir defa benim dinime de karşı değil. PKK hep dine karşı algılandı. Öyle algılandı, evet. Evet, ve kaybetti. Bu hareket, yani bir hareket bu kadar kör olmaz. 10 sene sonra ışığı görüyorsun. Bu olmaz. Bundan sonra da bu tip şeyler, mesela bir sürgünde Kürdistan parlamentosunda İslam hareketine 2 milletvekili, evet, vermiştik. Süryanilere de 3 milletvekili vermek zorunda kaldık. Çünkü Avrupa'da 3 tane federasyonları var. Şudur budur. Onun için bu tip konferanslar tertiplenmeli ve bundan neticeler çıkarılmalı. Buradan bir netice olur mu yani? Pozitif bir netice gelir mi sizce? Bence pozitif bir netice çıkar. Pozitif netice şudur. Birçok kesim PKK'nin dine karşı olmadığını algılayacaktır. Peki buna karşın laiklik gibi bir önceliği olanların da partiye soğuk bakmasına sebep olmaz mı? Hayır. Laik kesim zaten ölçüp biçerek bu partinin bu uğurda ödediği bedelleri göz önüne alarak ona oy veriyor. Onu biliyor. Onu tanıyor. Bedel ödediğini biliyor. Ve müthiş politize olmuş kişilik sahibi bir halk oldu Kürtler. Buna seviniyorum tabii ben. Yani buradaki amaç İslami bir açılım getirerek partiye politize olmamış ve kişiliksiz Kürt siyasi kişiliği haline gelmemiş olan potansiyeli de mi partiye aktarmak? Tabii ki o aktarılacaktır. Büyük bir bölümü akacaktır. Ama çok geç kalındı. Keşke bunu 90'lı yıllardan beri yapsalardı. 2 sene, 3 sene arayla. Çünkü biliyorsunuz PKK dinsizlikle suçlandı. Hep öyle. Hep öyle bilindi. Halbuki ilgisi yoktu. Mesela, hatta mevcut başbakan bile PKK'yı suçlarken geçmişte Barış Öncü'nüz hep bunu da suçladı. Tabii mesela ben PKK'yı çok yakından tanıyan Kürtlerden birisiyim. Anlatabiliyor muyum? PKK dine karşı değil. Değil. Katiyen dine karşı değil. Ama öyle algılandı ve siz çok kör bir siyaset güttünüz. 10 yıl sonra bu aklınız başınıza geldi. Böyle şey olur mu? Peki şimdi Yaşar Bey, bunu da siz söyleyince herkes aklına şu soru geliyor. Şimdi bu işi dışarıdan takip eden için, sıradan Türk vatandaşı için, sürgünde Kürt parlamentosuyla PKK arasında ve Öcalan arasında çok yakın bir bağ. Hatta sürgünde Kürt parlamentosu PKK'nın yurt dışındaki önemli bir ayağı gibi görülüyordu. Ve sanki siz örgüt üzerinde, örgütün de sizin üzerinizde bir etkisi varmış gibi farz ediliyordu. Şimdi sizin söylediğinizde ben şunu anlıyorum. Sizin bu konudaki görüşleriniz ne Öcalan ne örgüt üzerinde çok da etkili değilmiş. Şimdi şöyle izah etmeye çalışayım. Batı'da PKK hep terörist olarak damgalanmıştı. Sürgünde Kürdistan parlamentosu için böyle bir söylem olmasın diye ben çok büyük gayret gösterdim. PKK'nin bizde 12 tane üyesi vardı. Hepsi o kadar. Belediye başkanlarımız vardı. Alevi hareketi vardı. İslam hareketi vardı vesaire vesaire. Şimdi sürgünde Kürdistan parlamentosu Batılılar tarafından kucaklandı. Evet. Müthiş şey yaptılar. Benimsediler, kucakladılar. Yakınlık gösterdiler, desteklediler. Ve biz böyle bir kurum kurup çalıştırdığımız için de mutlu olduk. Şudur. Ben yaşlı bir Kürdüm. Benim Öcalan'la bir dostluğum var. Birbirimizin mesela benim emeğime çok saygı duyduğunu derste söyledi. Hocanın emeğini her zaman gözetmek lazım. Çok büyük emek verdi vesaire vesaire. Bizim PKK karşıtlığı yapmamız mümkün değil. Hayır, onu demiyorum. Siz, PKK demek ki sizi dinlemiyormuş ama yani mesela bu söylediğiniz herhalde daha önce Öcalan'a söylediniz mi? Yani İslam'la barışmasını daha dini... Söylemedim, hayır. Ha. Böyle bir fırsat doğmadı. Biz başka şeyler konuştuk. O zaman böyle bir şey yoktu. Kürt parlamentosunun bu yönde önerileri oldu mu? Tabii Kürt parlamentosunun bütün önerilerine PKK ve Öcalan açıktı. Büyük kolaylıklar gösterdi bu kurumun yaşaması için. Onun için de bizim müşterek dostluklarımız, iş yapmamız gerekti ve beraber de yaptık. Benim
onlar üzerinde bir etkimin olduğu, işte en yaşlımız ağabeyimiz, fedakar, cefakar bir insan. Tabii Şerefettin Elçi, siz falan yani siz hayattaki eskilersiniz, bu işin kurucularısınız. Kalmadı dersiniz. Zaten 49'lardan 5-6 kişi kaldı. 5-6 kişi kaldı. Musa Anter kuşağı gitti, benim kuşağım gidiyor, kimse kalmadı yani. Şimdi yenilerin tutacağı yol çok önemli. Şimdi eskiden görüyorsunuz parlamentoya girmek için işte kurşun yakıyordu depe. Bugün parlamentoda büyük tolerans görüyorlar. Evet. Bundan istifade etmek. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kıymetini bilmek lazım bunun. Bunun kıymetini bilmek lazım ve çok iyi yapmak lazım. Tam zamanıdır. Bana dinsiz demesinler diye ben 10 yıl sonra toplayacağım. Konferans toplayacağım. Geç kalmış. Anlatabiliyor muyum? Peki mi? Ama hiç yoktan iyi midir? Hiç yoktan iyidir. Bundan sonra da bunu geliştirmek lazım. Çünkü bizim halkımız dindardır. Bunu hesaba katmak lazım. Tabii. Sen bu halkın önderiysen, lideriysen bunu hesaba katacaksın. Bizim halkımız dindardır. Peki gelelim bir şeye. Açalım barış süreci, çözüm süreci. Adı neyse herkes başka bir şey söylüyor evet. Ama işte Öcalan'la görüşmeler başladı ki ben 1999'dan beri bu sorun çözümü için Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini savunan birkaç gazeteciden bir tanesiyim. Evet. Bu görüşmelerde belli yerlere varıldı. İşte MİT etkisi deniyor. MİT bu görüşmeleri sürdürüyor. Devlet sürdürüyor. İşte falan filan bir şeyler oluyor ama siz bu süreci sağlıklı ilerliyor buluyor musunuz? Samimi ilerliyor buluyor musunuz? Şimdi bu süreç açık değil. Sağlıklı olup olmadığını tespit edemiyorsunuz. Şimdi Oslo'da görüşmeler yapıldı. Oslo'ya 3-4 tane adam gönderdi. Öcalan'ın partisi gönderdi. Adamlar dediler ki ya biz bunlarla konuşacak bir şey bulamıyoruz. Ne diyorsak diyorlar ki Öcalan'a soralım. O zaman Öcalan'la konuşalım. Şurası tarihi bir gerçek. Tarihi yazanlar bunları zikredecekler. Öcalan daha önce Ergenekon'la dirsek temasındaydı. Tabii ki. Bu gerçek biliniyor. Tutuklandığı zaman arkadaşlarına dedi ki ifadesinde dedi gidin Yalçın Küçük'le görüşün. Gidin Doğu Perinçek'le görüşün. Bunlar gerçek. Şimdi böyle olunca ne zaman ki Ergenekon iflas etti yahut darbe yedi bu sefer Tayyip'e döndü. Onunla görüşmeler yapılıyor. Tabii devlettir bu. Elbette MİT görüşecek. Elbette istihbarat görüşecek. Sen ne istiyorsun? Tezini bu masaya yatıracaksın ve ölesiye de savunacaksın. Haklıysan eğer. Mesela ben Kürtler için öteden beri federatif sistemin eşitlikçi olduğunu savunuyorum. Bütün yazdığım yazılarda vardır. Bir gün Öcalan demedi. Ya hoca sen niye böyle diyorsun? Federasyon istiyorsun. Hiçbir gün benim bir yazımı eleştirmedi yahut yapmadı. Şimdi devlettir, görüşecek. Görüşmüştür. Geldiği günden itibaren görüşmeler var. Mesela bu bir tarihtir. İlk istenen şey sürgünde Kürdistan parlamentosunun dağıtılmasıdır. Ve dağıtıldı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Öcalan'la görüşülecek. Görüşülmesi gerekli. Ama bu açık olmalı. Biz bilmeliyiz. Kürt cephesi ne istiyor? Devlet ne vermek niyetinde? Flu bir resim var karşımızda. Biz adım atamıyoruz. Böyle şey olmaz. Bu görüşmelerin zabıtları yayınlanmalı. Demokrasi bu değil mi? Özgürlük bu değil mi? Ben de bilmeliyim. Ben de Kürdüm. Ben de hak sahibiyim. Ve hak istiyorum. Hak isteyenlerden birisiyim. O zaman herkes tavrını net bir şekilde ortaya koyar. Bakalım bu süreç nasıl bitecek? Bunun neticesini bekleyeceğiz. Bundan sonra o zaman konuşacağız. Peki şu anda Öcalan dışında bu sürecin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olan kimse yok mu? Sanmıyorum. Bir iki arkadaşı vardır. Kandil'deki bir iki arkadaşı vardır.
Yani bu 3-5 değildir. En fazla 2 arkadaşı artı Öcalan'dır. 2 artı Öcalan, 3 artı Öcalan. Peki Kürt halkının sizin gibi Kürt aydınlarının kabul etmeyeceği bir şeyi Öcalan'ın kabul etmesi ve bunun üzerine uzlaşması bir şey ifade eder mi? Şimdi Kürt halkının kabul etmeyeceği bir noktada uzlaşması şunu getirir. Yeni bir problem getirir. Bir kuşak çıkar bu problemi çözer. O kuşak da onu önüne koyar. Anlatabiliyor muyum? Mesela bugün birisi diyebilir. Yaşar Kaya sen federatif sistem diye çok şey istiyorsun. Tamam. Ben çok istiyorsam beni kritik et. Anlatabiliyor muyum? Beni ikna et. Yanlışını. Beni ikna et. Yanlışımı söyle. Ben diyorum ki adildir, eşitlikçidir. Anlatabiliyor muyum? İki halkı mutlu eden bir sistem arıyoruz. Biz ayrılıp bir yere gitmek istemiyoruz. Nereye gideceğiz? Biz bu toprağın çocuklarıyız. Biz bu memleketin çocuklarıyız. Bu gerçek. Şimdi görüyoruz. Mesela geçen gün imkan olsaydı ben bir yazı yazacaktım. 20. yüzyılı Türkiye'de Türkiye'ye gelen göçmenler yedi. Kaymak tabakasını onlar yedi. Şimdi Anadolu çocukları bir parça Özal'la birlikte biz de varız buradayız dediler. Dediler ama kellesini de götürdüler. Anlatabiliyor muyum? Niye göçmenler yedi? Efendim? Niye göçmenler yedi? Bütün şeyler onların elindeydi. Ticaret onların elindeydi. Niye? Mesela Türkiye'nin en büyük grubu Anadolu göbeğinden çıkmış bir bakkalın ailesidir yani sonuç olarak. İşte ondan ikinci, beşinci şeyi söyleyemiyorsunuz. Ama şimdi, bugün Türkiye'nin en zengin iki holdingine bakın. Birisi Ankara'dan çıkmış, Ankara'da bir bakkaldan çıkmış, mecliste katiplik yapmış Vefi Koç'un ailesidir. İkinci büyük aile Adana'dan çıkmış Sabancı ailesidir. Sabancı ailesidir. En büyükler bunlardır yani. Doğru. Ama siz Şarlık Taray'ı hesaba katmıyorsunuz. Bir Şarlık Taray'ı orada çıkacak, oradan çıkacak. Daha iyi eğitimli olduğu için belki. Neyse. Gerek Rumeli göçmenleri, gerek Kafkas göçmenleri bu ülkede çok refah içinde yaşadılar. Büyük paralar kazandılar. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Anadolu çocukları çok mağdur durumda kaldılar. Birisi ellerini mi bağladı acaba? Efendim? Ellerini mi bağladı? Yok, hayır. Ellerini, güçleri yoktu. Güçsüzler. Anlatabiliyor muyum? İşte yeni yeni bir Kayseri, Konya ekseninde büyüyen bir Kayseri, Konya, Adana ekseni sermaye var. İşte Gül'ü çıkardı. İşte bilmem kimi çıkardı bu sermaye grubu. Bu yeni oluşum Orta Anadolu'dan bunları çıkardı. Abi yani baktığın zaman Türkiye'deki zenginlerin geçen gün bir yerde hatta bir listesini yayınlamıştık onun. Büyük bölümü Anadolu'da. Kayseri'de ne aileler var ya bugün çok zengin. Hep İstanbul'a tabii geldikleri için onları İstanbul ailesi diyor insanlar ama tamamı ya Kayseri tabii, ya son, Adana. Bu son 10 yılın hikayesidir. Benim dediğim bir 50 yılın hikayesidir. Niye Haslar 10 yıl mıdır? Haslar, 50'lerden evet, biri tabii zengindir. Kayseri'li bir ailedir. Cıngıllıoğlu Kayseri'li bir ailedir. Top başkanı Kayseri. Evet. Yani çok vardır. Vardır. Orta Anadolu vardır. Orta çok şimdi vardır. Evet. Güneydoğu'dan azdır evet doğru. Evet. Doğu ve Güneydoğu'dan azdır. Yoktur. Çok azdır hemen yoktur diyebilirim. Diyebiliriz. Peki bundan sonrası için ne öngörüyorsunuz? Yani bu barış süreci nereye gider? Siz hükümeti samimi buluyor musunuz? Veya bunu sonuçlandıracak otorite hükümette var gibi duruyor mu? Veyahut da Öcalan'da bunu sonuçlandıracak otorite var mı? Şimdi çok açık söyleyeyim. Erdoğan bu ülkenin gördüğü en cesur başbakandır. Doğrudur. Kanaatim odur. Bu meseleye el atmıştır. Bu hükümet el atmıştır. Bu meseleyi çözmeli. Çünkü Türkiye'nin ölümcül meselesi Kürt sorunudur. Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'de huzur olmaz ve şeyde ne diyorlar Orta Doğu'da huzur olmaz. Bunun muhakkak surette çözülmesi lazım. Kürt sorunu gecikmiş bir sorundur. Kürt sorunu bölgesel bir sorundur. Çözümü kolay olmayan bir sorundur. Ama madem önüne koymuşsun bunu iyi bir şekilde çözmelisin. Bu adımları atmalısın. Kürt halkıyla barışmalısın. Ne ama gerek? Mesela federasyon olmayacak. Siz kabul edecek misiniz böyle bir şeyi? Federasyon olmasın. Özerk bölge olsun. Ben 1992'de işte Aktüel'e bir demeç vermişim. Pardon benimle bir röportaj yaptılar. Ben diyorum ki
Diyarbakır'da Kürtlerin bir parlamentosunun olması Türklerin aleyhine değildir. Türk halkının aleyhine değil. Kürtler ve Türkler akıllı olsalardı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birleşip bir federatif devlet kursalardı. Bu sorunlar büyük bir yoktu bugün. Bugün Orta Doğu'nun en büyük devleti idiler. Biz neden kaybedelim? Zaten kaybettiğimiz kadar kaybetmişiz. Kuşaklar kaybetmiş. Dersim jenositinden tut da Ağrı bilmem neyine kadar. Koçgiri'den tut da bilmem nereye kadar. Kürt kanı dökülmüş. Türk kanı dökülmüş, Kürt kanı dökülmüş. Kürt kanı dökülmüş. Bu ülkenin insanların kanı dökülmüş. Tabii Ermeni'nin de kanı dökülmüş. Peki bundan sonra biz medeni geçiniyoruz. Bu meseleleri çözmemiz lazım. Onun için de gerçek bir demokraside buluşmak gerekli. Yaşar Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daha fazla yormak istemiyorum. Rahatsızlığınızı biliyorum. Hastaneden çıkıp geldiniz. Yok. İnşallah ileriki günlere tekrar bir araya geliriz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, şimdi hemen Soma'ya bağlanacağız. Gülçin Ayça'ya. Çünkü Soma'dan da bazı gelişmeler var. Gülçin, seni dinliyoruz. Fatih Altaylı, hem acının hem de gerginliğin olduğu noktadayız. Soma Devlet Hastanesi'ndeyiz. İlk etapta mahsur kalan işçiler, yaralılar buraya getirildi ve şu anda 20 kişinin tedavisi de içeride sürüyor. Ama burada mahşeri bir kalabalık var. Belki de Soma Devlet Hastanesi hiç böylesine bir kalabalığı yaşamadı. Yaşamasın da bir daha diyoruz. Sürekli buraya ambulanslar geliyor ve ambulanstan da yaralılar içeriye tedavi altına alınıyor. Facianın olduğu noktadaysa halen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İçeride 300 kişinin mahsur kaldığı yönünde bilgiler var. Şu an için tabii ki hayatını kaybedenlere ilişkin net rakamlar yok. Net rakamları paylaşmak devletin tabii ki yetkililerinden olacak. Ama şunu söyleyelim, ölü sayısı henüz telaffuz edilmese de tabii ki burada bir ihtimali bekliyor yakınlar. Kendilerinden iyi haber alabilmek için kimisi babasından, kimisi abisinden, kimisi kardeşinden iyi haber bekliyor. Çok sayıda dedik yaralı buraya sevk edildi. Özellikle yanık ve dumandan etkilenenler tabii ki hastanelere sevk ediliyor. Olayın olduğu saatler 15.30 olarak belirtilmişti. Yani üzerinden yaklaşık olarak 7 saat geçti ve şu anda görebiliyorsunuz bir görevli sürekli elindeki kağıttan taburcu olanların isimlerini söylüyor. İşte onlar da artık derin bir oh çekiyor, Murat, derin bir nefes alabiliyor diyebiliyoruz. İşte bunlar şu anda taburcu olanların isimleri. Soma Devlet Hastanesi'nde inanılmaz bir panik var. Gerçekten endişe verici de bir bekleyiş var diyebiliriz. Arama kurtarma ekipleri, hem AFAD hem Türk Silahlı Kuvvetleri, hem tüm ekipleri, Zonguldak'tan gelen uzman ekiplerin çalışmaları sürüyor ve sürekli dediğimiz gibi şu anda da bir yaralının daha geldiğini görüyoruz. Evet, bir minibüs daha geldi. Ondan yaralı çıkacak mı? Çoğunlukla aslında maden işçileri de yaralı olarak kurtarılan arkadaşlarına, meslektaşlarına yardım ediyorlar. Bugün aslında Türkiye'de gerçekten eşi görülmemiş bir kazanın ardından Soma'da geçimini madenle yapan Soma'da inanılmaz bir panik yaşanıyor diyebiliriz. Çok sayıda zehirli gazdan etkilenen kişi vardı. Bakın, bir işçi daha şu anda bu imkanlarla SD'ye daha yeni koyularak aslında zor şartlarda buraya intikal ettirilmiş durumda. Bu görüntüler şu anda yaşanmıyor. Uzun süreden beri yaşanıyor diyebiliriz. Aynı zamanda da tabii ki baygınlık geçirenler, sinir krizleri geçirenler, yani acılı bir bekleyişle yakınlarından iyi haber almak isteyenler burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Efendim, canlı yayındayız. Siz kimi bekliyorsunuz? Ben iyi haber bekliyorsunuz. Kayınpederimden haber bekliyorum. Evet, Ahmet Soluk. Az önce de röportaj yapmıştık. Burada kendi eşi de burada mazgalların altında bekliyor. Yani bu bekleyiş böyle bekleyiş olamaz yani. Mazgalların altında kendi eşini bekliyor yani. Bu mudur yani ya? Ve kurtarılanlardan nasıl olmuş, olayla ilgili bir bilgi alabiliriz? Hiç bilgimiz yok. Kimse bilgi vermiyor. Bilgimiz yok şu an. Ne zaman vardiyaya başlamıştı kayınpederiniz? Sabah 8. Gündüz vardı. Sabah 8, akşam 4. Evet, içeride biz bildiğimiz kadarıyla 300 kişi mahsur kalmış durumda. Size gelen bilgi nedir? Aynen öyle. 200-300 kişi bir kaldı diye duyduk. Gerisini hiç bilmiyoruz. Kimseden bilgi de alamıyoruz. Nerede oldu da belli değil. Çıktı mı çıkmadı mı da belli değil. Hiç bilgimiz yok yani. Tek çare burada mı bekliyoruz? Tabii. Tek çare burada beklemek. Geçmiş olsun.
Sağ olun. Haber alırsınız. Siz kimden haber bekliyorsunuz? İyi haber bekliyorsunuz. Eşim. Eşinizden. Adı nedir efendim? Abdullah İnan. O da mı sabah vardiyasındaydı? Evet. Hiçbir haber alamadınız mı şu saate kadar? Yok. Evet. Peki siz kimden haber bekliyorsunuz? Damat. Damat. Adı nedir? Cemal. Kaç yıldan beri çalışıyor orada? Süleyman Cemal çalışıyor. Evet. Kaç yıldan beri çalışıyor orada? Yakından beri çalışıyor. Çok memnunum. Evet, siz kimden haber bekliyorsunuz? Çoğu zaten konuşamıyor kendisi. Haberi bekleyeceğim. Sadece dirinin haberi vermiyor. Ölü yok haber. Evet. Ha işte ölüden haber yok. Daha önce peki kaza geçirmiş miydi aynı ocakta? Evet. Kimin olduğu önemli değil ki. Hepsimiz arkadaşımız, hepsimiz akrabamız. Hep dualarımız onlarınla yani. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Bekliyoruz. Onlar için susma vakti tüm aslında Manisa, Soma, komşu ilçeler, tüm Türkiye aslında buradan mahsur kalan işçilerden iyi haber bekliyorlar. Aslında yakınları olmaları, birinci derece yakınları olmaları da önemli değil. Şu anda Soma'da dediğim gibi mahşeri bir kalabalık var. Şu anda görebildiğiniz nokta sadece bir bölümü. Yani çok az bir noktası. Yani bunun devamında da yine kalabalık devam ediyor. Dediğim gibi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mahsur kalan işçiler tahliye edildikçe buraya getiriliyor. Onlar getirildiği zaman yakınları kendi ambulanstan inen sevdiklerini görünce biraz olsun derin nefes alıyor ama ne yazık ki bu acılı ve gergin bekleyiş devam ediyor. Bir yandan da görüyorsunuz güvenlik tedbirlerinin arkasında hemen burada yakınları bekleyişlerine devam ediyor. Sizin bir yakınınız var mı? Hayır yok. Biz Zonguldaklı cemiyet olarak geldik de arkadaşlarımız var içeride. Tabii ki üzülüyoruz yani burada o yüzden bekliyoruz biz de. Madenci olarak ben de kendim de madenciyim. 10 senelik madenciyiz biz. Yani üzülüyoruz yani. Siz kimi bekliyorsunuz? Abim var benim de. Evet. Adı nedir? Ahmet Bal. En evet. Son sabah 8 vardiyasıyla mı o da işe başlamıştı? Evet, evet. Peki ne bilgi aldınız? Mesela bizim öğrendiğimiz hiçbir bilgi alamadık daha şu an. Vardiya değişimi miymiş? Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç. Ben de madenciyim de hiçbir bilgi alamadık işte. Peki siz madencisiniz. Aşağıdaki şartları belki yerin altındaki şartları daha net biliyorsunuzdur. Orada galeriler var. Yaşama umudu bekleniyor ama saatler geçtikçe de tabii ki burada endişeli bekleyiş devam ediyor. Sizce ne durumdalardır şu anda? Beklenir ya geri çekilir duman çıkar zaten. Hani biz bekliyoruz evet. Yani yaşama umudu bekliyoruz. Evet. Hani geri çekilir duman çıkar. Hani inşallah ya inşallah. Hani inşallah. Evet. Haber bekliyorsunuz. Evet. Çok sayıda itfaiye ekibi tabii ki intikal etti ama onun dışında uzman ekipler olaya tamamen müdahale ediyorlar. Dediğim gibi artık kazanın üzerinden 7 saat geçti. Zaman daralıyor diyebiliriz. Aslında ilk 24 saat önemli. İşte o maden ocağında yer altında kalanlar yaşam odalarında, galerilerde eğer hava boşlukları çıkış hava için nefes alabilecekleri bir nokta bulurlarsa umarız buradan sağ salim çıkacaklar. Herkes burada dua ediyor. İyi haber bekliyor. Biz de onlara iyi haber vermeyi bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye iyi haber vermek istiyoruz. Dediğim gibi rakamlar henüz net değil. Bunları paylaşmak hiç doğru değil. Önümüzdeki saatlerde burada Soma Devlet Hastanesi'nde umutlu bekleyiş devam edecek ama ben buralara dönmek istiyorum. Yine bu noktalar efendim siz biraz önce gözü yaşlı bekliyordunuz. Bilmiyorum bir haber mi aldınız? Geçmiş olsun. Haber alamadık. Yok. Buraya gönderdiklerini söylediler ama hala haber yok. Kardeşim 18 yaşında. Hı-hı. Adı nedir? İsa Çalış. Evet. 8 vardiyasında mıydı? Yok şu an bekliyor. Evet. Acilin önünde bekliyor. Peki oradaki şartlar nasıldı? Kardeşiniz İsa nasıl anlatırdı oradaki ortamı? Tamam, inşallah. Ya bir maden ortamı nasıl olabilir ki? Tabii kötü şartlar. Yani güvenlik tedbirleri üst seviyede alınan bir maden ocağı mıydı? Yani biz burada güvenli bir şekilde çalışıyoruz mu derdi? Ya hiç daha önce böyle bir şey olmadı. Babam da orada çalışıyor. O da mı şu anda aşağıda? Yok. O geceye gidecekti. Kardeşim gündüzdeydi. Evet. Öyle kötü şey daha önce böyle olmamıştı. İlk defa böyle başımıza geliyor. Evet. Ve kötüyüz yani. Evet. Size geldi mi şeyler? Evet. Siz de bizden haber almayı umuyorsunuz ama biz de sizinle birlikte olun, aslında burada haberdar oluyoruz. Umarız iyi haberleri sizlerle paylaşmış oluruz. Evet onlar da bize soruyorlar, habercilere soruyorlar siz ne bilgi aldınız diye. Ama iyi haber vermeyi tabii ki umuyoruz ama dediğim gibi hala mahsur kalan işçiler için kurtarma çalışması devam ediyor. Çok sayıda ambulans gidiyor, çok sayıda geliyor diyelim. Ambulansların artık sayısını sayamaz olduk desek yeridir. Ama dediğim gibi Soma Devlet Hastanesi gerçekten
en gergin, en acılı günlerinden birini yaşıyor. Umarız önümüzdeki saatlerde daha iyi haberler vermeyi umut ediyoruz biz de. Hemen bu tarafa dönmek istiyorum. Sizin bir yakınınız var mı? Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Yeğenim var. Yeğeniniz var. Evet. Kaç yaşında, adı nedir? Uğur Çolak. Evet. Uğur Çolak. Şu anda bekliyoruz, haberi bekliyoruz. Evet. Hiç kimse size bilgi vermedi. Yok, şu anda herhangi bir bilgimiz yok. Peki onunla birlikte maden ocağında olan arkadaşlarını görebildiniz mi? Veya onlar size anlattılar mı? Yok, herhangi bir şey anlatmadılar şu anda. Siz kimi bekliyorsunuz? Ben eniştemi bekliyorum. Eniştenizi bekliyorsunuz. İyi haber bekliyorsunuz. Karısı şu anda evde baygın halde, gelemediği için ben onun yerine geldim. Evet. Çocukları var mı? Tabii ki de var. Var. İki çocuğu. İki de çok küçük. Hala haber gelmedi ve çok kötü haldeyiz. Gergin bekleyiş devam ediyor dedik. Daha önce de aslında Soma'da birçok kaza yaşandı. Somu kömür işletmelerinde 6500 maden işçisinin çalıştığı yönünde bilgi var. Bir vardiyanın içerisinde 220 kişinin olduğu, yani toplamda da aşağıda olan yaklaşık rakam, telaffuz edilen rakam 300 kişi. Yani vardiyaların değişme sırasında böyle bir kazanın olduğu yönünde bilgi var. Halen de tabii ki ilk kazayla ilgili bilgiler geçerliliğini koruyor. Trafo'da panelinde yangın meydana geldi, patlama yaşandı. İşte onun ardından da Soma'da dehşet veren bu dakikalar yaşanmaya başladı. Önümüzdeki saatlerde tabii ki Soma Devlet Hastanesi'nden sizlerle iyi haberleri beklemeye, paylaşmaya devam edeceğiz Fatih Altaylı. Teşekkürler Gülçin. Evet değerli izleyiciler, Gülçin bütün heyecanıyla Soma'da olan biteni bize aktardı. Gülçin'in de bu haber heyecanına hakikaten saygı duymamak mümkün değil. Şimdi bir kısa ara vereceğiz, ardından buradayız. Aynen. 3-2-1 Değerli izleyiciler, programın ilk bölümünü tamamladık. İkinci bölümünü yapmama kararı aldık. Çünkü Soma'da böylesine acı bir durum varken ve hepiniz Soma'da ne olup bittiğini merak ederken bizim burada önce Kürt meselesini, ardından da genetikteki gelişmeleri konuşmamızı herhalde istemezsiniz. Ben Soma'daki madencilere Allah yardım etsin diyorum. Bir an önce sağ salim kurtulamaları, yaralıların bir an önce şifa bulmaları istiyorum. 5 madencimizi kaybetmişiz. Onlara da Tanrı'dan rahmet diliyorum. Bana müsaade, sizi sevgili Canan'ın usta haberciliğine emanet ediyorum. O bu hakkaki gelişmeleri benden daha anlaşılır bir dille size aktaracaktır. Haftaya tek tek de bu konuyu, genetik konusunu konuşacağız. Değerli uzmanımız Doktor Korkut Ulucan'la beraber. Şimdilik sizler Canan'a, madencilerimize Allah'a emanet. Hoşçakalın.